sıradaki şarkı sana gelsin mi? Gelsin. Sevip de kavuşamayanlara. Üçüncü şarkı sevip de kavuşamayanlara. Dördüncü şarkı konuşmaya başladığında arka tarafta trafik kilit olanlara gelsin. Şu an arkası var ya, sayıyorum arabaları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane, 9 tane otomobil, 1, 2, 4 tane motosiklet var. Beşinci şarkı da vatani görevini Elazığ'da yapan nişanlım. Senin nişanlın ama değil mi? Altıncı şarkıda annemgillere gelsin. Teyzemgillere, annemgillere, amcamgillere, yengemgillere, eniştemgillere, dayımgillere gelsin. Zaten sizi severek dinliyorlar. Bugün termosu bırakıyorum. Çünkü bugün buranın kahvesini içeceğiz. Bu da ilk kez hediye ile ilgili bir sürpriz geliyor. Birazdan başlıyorum. Bu da başlangıcın sesi olsun. Olmadı değil mi? Bir daha yapayım. Başlıyor. Bu da başlangıcın sesi. Başlangıcın sesi. O zaman termosu ortadan kaldırarak başlıyorum işe. Neydi? Her hafta yaptığımız videoları birine gönderiyorduk hediye. Tamam, çok güzel ama başka bir bonus. Arkadaşımın çok güzel bir fikri var. Birazdan onu çağırırım. Müjdeyi o verir size. Bak, bağlıyorum yavaştan, görüyorsun. Şimdi bir çerçeve. İçini kendi el emeğimizle dolduracağız. Yine ucuz bir fırça. Birkaç tane de guaj boya. Güzel hanım hep guaj boyalarıyla gezer. Bir kimlik, iki guaj boya. Üç cep telefonu. Masa da olur. Masa da olur. Makas. Ve cetvel. Ay, bulamıyorum. Tatlı o kadar dolu ki. Şey var mı? Falan var mı şu an? Üçü de çıkar. 5 dakika müsaade edersen daha neler çıkacaktı. Buldum. Kalın bir kağıt baskı yapmak için. Ne? Yine mi baskı? Evet, yine baskı. Yine yere düşmüş bir yaprak parçası. Kendiliğinden yer... Demiş ki aman yeter, biraz da yerde takılacağım. Aa, özenle perit durur mu? Gitmiş onu yerden almış. Demiş ki sen yerlere layık değilsin, seni masa üstlerine taşıyacağız. Önce kağıdımızı alıyoruz. Bu kağıt benim sulu boya defterimin... Aklını çağır ya. Niye bağırtırıyorsunuz kızım? Sanki kendi ellerimizle, fırçayla yavaş yavaş çizmiş gibi bu yaprakların baskısını yapacağız. Şöyle bir yerde duracak. Çerçevenin ölçüsünü alalım. Kağıdı ona göre keselim. Ama sen çok karışıyorsun ki. Onu oraya koy, bunu buraya koy. Ben ne yapacağım şu an bilmiyorum artık. Çok mu karışıyor? He. Onu oraya koy, bunu buraya koy. Cetveli şuraya koy, kağıdı buraya koy. Tamam, ben kamerayı istiyorum. Çok karışıyor. Şaka yapmaya gelmiyor. Karışıyor valla. Onu oraya koy diyor, bunu buraya koy diyor. Gayet doğal çekiyoruz hepsini. Olduğu gibi işte gel... Onlar evet ve hayır şeyleri mi? Evet, bu hayır. Evet, hayır efektim onlar. Bundan sonra söylediğin her şeyi böyle seyirciye aktaracağım. Tamam, mesela yerde çok güzel bir yaprak bulduk gelirken. Onunla baskı yapacağız şimdi. Bunun nasıl bir yalanı olabilir ki ya? Bu konu... Aa, tamam o zaman. Sen sürekli yedik hareketi yap. Tamam. Buraya gelirken yolda çok güzel bir yaprak bulduk. Şimdi bunu buna basacağız dedik. Kahvesi çok güzel olan bir kafedeyiz. Bu kesinlikle, bu gerçek. Bu gerçek. Gördüğünüz gibi nerede yedik, nerede de doğru olduğunu belli etmediği bir hareket buldu kendine. O yüzden istediğimi söyleyebilirim. Siz gibi devam edebiliriz. O zaman çerçevenin ölçüsünü alalım. Bu aralık 8,5 cm. Biz de o zaman 9-9,5 cm genişliğinde bir kağıt keselim. Yüksekliğe bakalım. 13,5. Bunda 14-14,5 arasında bir kağıt keselim. Bunun için bize ne lazım? Kalem mi? Evet. Bence makas lazım. Ölçüyü nasıl işaretleyeceğiz? Kalemle. Nereden geldi aklım? Ben buraya atarım montajı. Sen mi atıyorsun montajı? Kesiyoruz kağıdımızı. Ne dedik? 14,5. Bir de 8,5'u bulalım. İşaretledikten sonra, aa, bir makas daha çıktı. Bu işte iki makas kullanıyoruz. İki makasla yapılan hediye çok daha değerli ve kıymetli oluyor. Bunu alan insan bunun manevi değerini daha derinlerde yüreğinde hissediyor. Hiç tehlikeli olmayan makasla kesme yöntemiyle kesiyoruz. Yani yanınızda bir büyük olmasa da bunları yapabilirsiniz. Yalvarıyorum artık şunları yapın, deneyin. İlk başlarda ne güzel yapıyordunuz, bir şeyler gönderiyordunuz. Şimdi hiç özden yapsın da bize göndersine döndü artık olay iyice. Size yapın diye anlatıyoruz. Kalan kağıdımızın boşluğunu kullanabiliriz. Bu yaprakların arkasını boyuyoruz. Mesela biraz sarı, fena olmaz. Ferit'in en sevdiği rengi tahmin ediyoruz. Turuncu. Turuncu. Ha, değil mi? Bildim. Mesleki bir yeti olarak renklere, formlara çok fazla dikkat ettiğim için, bir de kişilikle alakalı çok fazla ipucu verdiğinden renkler elde tabii. Peki turuncu ne fikir veriyor biri hakkında? Senin aslında... Şöyle bir şey, turuncu mükemmel ötesi bir insan. O kadar iyi ki. Gerek karakteri efendime söyleyeyim, gerek zekası, gerek iyi kalbi. Turuncu ile ilgili hiçbir şey yok. Bilmiyorum ya.
ya, turuncu nedir acaba? Bak işin aslında biliyor musun? Enerji simgeler. Turuncu dengede bir enerjidir. Özellikle fovi stres tamlar zıt renklerin uyumunda mesela işte mavi ve turuncu gibi enerjiyi çoğaltan çalışmalarında kullanırlar. İddialı bir renktir. Neşe de getirir. O eski çağlardan beri günün başlangıcını ya da hayatın bitişini, günün bitişini de simgeler. Güneş doğarken ve batarken turuncu bir renk bırakır genelde. O yüzden saygın da bir renktir aynı zamanda. Hayata bağlılığı anlatır. Fakat turuncuyu çok seven insanlarda genel olarak birazcık tembellik vardır. Bu bilgi yanlış. Bilmiyorum. Sana uymayabilir. Sonra. Peki sizin favori renginiz? Benim bir tane değil, birkaç tane favori rengim var. Ara renkleri çok seviyorum. Yeşil gibi, mor gibi, turuncu gibi. Genel olarak giyim kuşamda ve doğanın içinde daha fazla kendiliğinden var olan yumuşak renkleri daha çok seviyorum. Yani, griler. Bunu bilinçli yapmıyorum ama. Renklerle aram iyi, renkleri seviyorum. Renklerle aram iyi açıklaması yapıyorum zaten. Bazıların renklerle arası iyi değildir. Sürekli siyah giyerler, gri giyerler, beyaz giyerler ama renklere çok bulaşamazlar. Bu artık o kadar bildiğiniz bir yöntem ki yaprakları aldı, kağıdın üzerine koyduk. 80'i. Evet. Yine baskı yapıyoruz. Yaprakların üzerine bir kağıt koyuyoruz ve bastırıyoruz. Bu tekniği daha önce uygulamıştık değil mi? Daha önce yak 3 ya da 5 kere uygulamıştık. O kadar kolay, o kadar şık bir teknik ki. Çanta yaptık, tişört yaptık. Şu anda bir çerçeve yapıyoruz. Daha milyonlarca şey yapabiliriz. Kendin çizmiyorsun. Aslında baskı yapıyorsun. Doğadan bir şeyi bir yere aktarıyorsun. Güzel bir şey çıkıyor. Bakalım ne çıktı. Dı 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 dı. Vay. Başarılı bir çalışma oldu mu hocam? Daha bitmedi. Bu birazcık kuruyacak. O arada da ben bir Türk kahvesi içeceğim. Of, o kadar güzel ki. Sen içtin mi kahveni? Şu hissi biliyorsun yani. Şimdi bu kururken de demiştim ya bu sefer termosla değil başka bir kahve var. Mevzu da şu. Ben şimdi bu hediyeyi yapıp gönderiyorum ya. Videonun içinden çıkan soruyu bilene. Gönlümüzden kopuyor. Bugün asıl Balat'ta Aşk Ruba Kafe'nin gönlünden bir şey koptu. Burada oturuyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Bitiriyoruz. Size gönderiyoruz. Sonrasında bunu alan kişi buraya geldiği zaman hediye benimdi ben kazandım dediğinde Nagihan ona bir kahve hediye ediyor. Değil mi? Ne diyecektim? Kahve. Orada kumda kahve. Duydunuz. Gerçekten mi? Kumda pişen kahve mi? Evet. Aa, kaç çeşit kahve? 5 çeşit. Şimdi ben sayacağım onları. Dibek kahvesi. Süryani. Süryani kahvesi. Damla sakızlı. Damla sakızlı kahve. Kakuleli. Kakuleli. Ve özel spesiyel. Ve özel spesiyel kahve. Tekrar, hepsini... Tekrar sayar mısın? Ben... Tabii ki sayar. Özel Hanım tekrar sayabilir mi acaba? Tekrar sayar mıyım? Sayar. Spesiyel kahve. Geriden... Süryani. Hangisini severseniz. Hepsi bizden. Duydunuz, hepsi bizden diyor. Onun da gönlünden bu koptu. Hadi bakalım, hediyeyi kazanan bu sefer iki kere kazanıyor. Balat'ta, orta yerde, köşede sanat eseri gibi bir kahve. Zaten gelince görmemeniz imkansız. Burayı bulunca da vazgeçmeniz imkansız. O kadarını söyleyeyim, değil mi? Bu da doğru mu? Kendi elleriyle yapıyor ya. Hakikaten çok şanslısınız. Ben daha da şanslıyım. Cezvesiyle gelmiş. Çok önemli. Etapta ya. Tal lezzet farklı. Bunu karıştırırken metal metale değdiği zaman aroma gidiyor. İlk önce kahve, ilk önce su mu? Bana göre ilk önce kahve sonra su. Öyle mi? Tabii köpük daha güzel oluyor. Aa evet. Oo bir şey söyleyeceğim. Kahve sevdalıları için bildiğin özel bölüm oluyor şu anda. Böyle bir şeyimiz gerçekleştiğinde tahta kaşık dediğimde Tayyip'in önündeki tahta kaşıkçıdan mesela rekor kurmuştu. Hayır ya. Ya. Bir tane de ki kızım sen kimsin? Sen dedi ne söylüyor? Herkes tahta kaşık, tahta kaşık, tahta kaşık. Çünkü güzel kahvenin sırrını vermiş. Mesela şöyle bir şey oldu. Bu da o zaman kumda pişmesiyle mi alakalı? Sen söylersin kahve buraya geldi. Tabii. Kahveyi beklemeye başladım ya. Diyorum ki ben bekleyemiyorum. Bir yudum alacağım. Çünkü buram buram öyle bir geliyor kokusu. Köpüğü de çok güzel gözüküyor. Dedim ki ben çekimden önce ben bir tane hemen alayım diye dayanamadım aldım. Bunun şeyle alakası var mı? Kumda pişiyor olmasıyla. Normalde ocağa koyduğumuzda sadece şurada. Oluyor ya. Bunda öyle dikkatli etrafta. Tek taşım ben karıştırıyorum. Ha, yani. Çok da karıştırılmaz. Karıştırmıyorum. Böyle tuhaf etrafını komple kaplıyor kum. Yavaş 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 yavaş. İstersen köpüğünü al, istersen alma. Önemli olan nokta kahveyi yakmak. İşte makinelerde yapılan kahvenin de tek sıkıntısı o. Duydunuz. Bir de şey, hızlı olan kahve acı olur. Doğru mu? Acı acı. Mesela sen acı mı? Sade al. Değil. Çok kokusu da tadı da o kadar iyi ki. Yani. Öncesinde zaten doyurmaya başlıyor değil mi? Mesela spesiyelde bazen birlikte şöyle bir buhar. Aaaa! Spesiyel
yapacağım bu arada. Ergen şu an bence ne oluyor biliyor musun? Videoyu izleyip ya durduran ya da bu ne zaman bitiyor artık bitireyim mutfağa koşan var. Bence koşmaları lazım. Ya da buraya gelmişim. Bence buraya gelmeleri lazım. Neyle olmuyor? Mutfakta yapılanlar da gidiyor değil. Değil mi? Kesinlikle değil. Ya ocaktaki ile bak aynı anda ocakta ve burada pişiriyor ve için kesinlikle aradaki var ya yüz farkı olacak. Ay şu an işte biliyorum yani ağzımın içinde şenlik var, midemde şenlik var ya. İnanılmaz. E tamam ben şimdiden sizin yerinize teşekkür ediyorum. Siz de geldiğinizde selamımı söylersiniz. Bakın şöyle karşılıyor. Oldu. Bence güzel çıktı. Siz daha çok seviyorsunuz Nagihan onu. Bunu kuruturken akşamı da ettik zaten. Bir kahveler içtik, bir kahveler. Biz kahveye daldık onu. Yalan söylemenin alemi yok. Evet doğru. Biraz kahveye daldık. Şimdi kalemle bunu bitireceğiz. Önce birkaç tane dal çizdik. Sonra etrafını bunun kabaca bir hat çizerek geçiyoruz. Ne kadar kolay olduğunu anlatmak için şöyle bir şey yapacağım. Buna İngilizce'de challenge deniyor. Gözümü kapatacağım. Yok artık. Evet, bakalım nereye gidecek. Şu yaprağı tamamlamaya çalışıyorum. Hazırız, bakıyoruz. Gözü kapalı mı? Evet, kapalı. Bakalım. Evet, birazcık şuradan taşmış. Ama yine de iddiamdan vazgeçmiyorum. Başarılı. Bunu gözünüz kapalı yapabilirsiniz. Birazcık dallar çizelim buraya. Ana hatları çizdik nasıl olsa. Gerisine de kurşun kaleme devam edelim. Böylece elinizde ne varsa onunla yapabilirsiniz bir kere daha göstereyim. Bir tarih bir de isim yazabiliriz. Bu tatlı resmi çerçeveye yerleştirelim. Gerçekten çok şık. Bunu sevdiğiniz birine hediye edersiniz belki odasına koysun diye, masasının üstüne koysun diye, şu araba geçsin diye. Arabanın üstüne motor geçsin diye. Aa motordan sonra kamyon park etti. Neyse. Uçak gidecek. Uçak helikopter geliyor. O atlı süvariler mi onlar? Hayret. Ya da kendinize yapabilirsiniz. Bence değerli bir hediye. Sonuçta el emeğim birini mutlu etmenin en kolay yollarından biri. Videonun içindeki soruyu doğru bulana da hem çerçeve hem kahve. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bitti. Hadi buraları toplayayım. Evet, kalem yerine. Neyi? Mezatları.